Of of. Yok agacığım yok. Olmuyor. Bu işin böyle bir çözümü yok. Abisinin sen hayırdır ne yapıyorsun öyle ya? Kafayı gömmüşsün ha? Sudoku mu çözüyorsun? Aferin lan Üzeyir. Nereden anladın? Aynen sudoku çözüyorum. Birazdan da çengel bulmacaya başlayacağım. Olmadı oradan sana uzayacağım. Ha bak takıldığın, bilemediğin, beceremediğin yerler olursa söyle bana ben çözüvereyim 2 dakikada. Oğlum sizi parasıyla mı verdiler bana? Ha? Siz ne içtiniz lan? İş misiniz, sipariş misiniz oğlum? Ne içtiniz? Sabahtan beri içtiğiniz bir çay, onun da parasını verdiğiniz yok. Bir çay elinizde sabahtan beri cacık yapa oynuyoruz elinizde. Yürüyün gidin lan buradan. Kalabalık etmeyin dükkanın önüne. Abi senin hayırdır nedir? Bir sıkıntın mı var yani? Anlat adam gibi ya. Adam gibi sordun da mı adam gibi cevap bekliyorsun? Tamam ya adam gibi soruyoruz işte. Ne oldu? Sıkıntı ne yani? Sıkıntı büyük aga. Sıkıntı çok büyük. Her ay böyle zararın kıyısından dönüyorum. Bu ay dönemedim. Geçmiş olsun içerideyim. Emrecan'a para göndereceğim 1 lira para yok. Abisinin bir kere öncelikle o paralar Emrecan'a mı gidiyor gerçekten onu bilmiyoruz bu biz. Ha dostum var ona gönderiyorum parayı. Tövbe tövbe ya. 2 numara bir kardeşin olarak şunu söylemek zorundayım sana. Senin burayı karlı bir işletme haline çevirmen lazım. Yani piyasadaki arz talebe bakacaksın. Ondan sonra bir piyasa araştırması yapacaksın. Ben bunu yaptım kardeşim. Mahallemizin böyle anamızla, babamızla, kızımızla, çocuğumuzla oturabileceğimiz nezih bir kafeye ihtiyacı var. Anlatabiliyor muyum? Şöyle sevgililerimizle gidebileceğimiz yani. Sen bunu aç. Ben gelmezsem ha. Oğlum sen ne anlatıyorsun lan? Ha ne anlatıyorsun lan? At ağızlı. Manitan mı var da geleceksin? Ha? Kamil. Yani mahallemizin güzel insanlarının, güzel kızlarının gidebilmesi açısından ben şey ettirdim. Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbi ya. Kardeşim, ha kafe, ha kahve. Ne fark eder? Gelen zaten çayını kahvesini içecek, sonra defolup gidecek ya. Bana daha radikal bir şey lazım. Radikal bir çözüm lazım bana. Acaba diyorum şöyle masaj salonu mu yapsak? Seni keselediğim günlere lanet olsun. Bravo. Bravo! Bravo! Yemin ediyorum beni yardım ortadan 2 ayırdın. Aferin Merdan. Mahallenin en büyük arzusuna, en büyük arz talep dediği gibi ona böyle parmağına bastın. Aferin yavrum. 4 el masajı mı istersin? İsveç şekli yoksa Tayland masajı mı ister? Ne istersin? Ya hadi lan oradan. Köşede hamam var bir kere. Sen hiç benim hamamla rekabet edebilir misin? He? Hayret bir şey. Allah ben ne günah işledim. Bence var ya sen emlakçı ol. Şefik ne yaptı? Emlakçı oldu, kodese düştü. Bence sen de kodese düşersin, oradaki çay ocağını işletirsin ha? He? Hoş geldin lan Kazım. Bak verecekseniz adam gibi akıl verin, yoksa burada boşuna oksijen tüketip benim canımı sıkmayın. Bak kolunuzu bacağınızı kırarım ha. Bende süper bir fikir var. Basit oyuncakçı dükkanı. +18 Evet. Oo, kukumav kuşları ne haber? Yıllık olağan toplantınızı mı yapıyorsunuz? Ah, buyur. Eserinizle gurur duyun. Bu da sizden, buyur. Oğlum siz neyi biçiyorsunuz la? Ha, neyin kafasını yaşıyorsunuz? Aranızda 2 dakika ciddi konuşanınız yok ya. Ne oldu ki abi? Bir sıkıntım var. Hedef göster, kırayım. Ciddi bir olay mı? Ha, ciddi bir olay var Mişo. Var, çözemiyoruz ama biz. İçinden çıkamıyoruz. Dünya düz mü yuvarlak onu tartışıyoruz biz. Abi o tartışma bitmez ya. Aç internette bir sürü video var. Rahat dur lan. Adamın burada para kaynağına ihtiyacı var. Onu tartışıyoruz burada. Tam olarak nasıl bir kaynak? Bilsek şu an burada oturmayız herhalde bir çocuğum. Ha? Şimdi canım, Selami'nin çay ocağını ekonomik olarak çok daha karlı bir müessese haline getirmeye çalışıyoruz. Ha anladım. Çay ocağını upgrade edeceksiniz yani. İyi tamam da yani bunda o kadar düşünecek bir şey yok ki. Aç bir internet kafe, paraya para demezsin yani. Gel lan buraya. Ne oldu? Gel. Ne? Gel buraya. Aferin lan sana. Zekalı at ağızların veremediği aklı sen verdin. Yemin ediyorum utanıyorum. Şu an kendi adıma utanıyorum. Cebindeki telefonla, radyasyonla bu çocuğun beyin hücresi kalmamış diyordum. Özür dilerim kardeşim. Özür dilerim. Ayıp ediyorsun abi ama. Şimdi de bakayım sen bana bu internet kafe içinde lazım. İnternet. Üzeyir, sen diyorum gidip de böyle bir dükkanında patates, soğan, marul falan mı satsan? Buralar fazla geliyor sana. Satıyorum zaten. Abi internet kafe işi kolay. Asıl ben sana şeyi soracağım. Heh. Şimdi konunun fikir babası olaraktan artık diyorum bana hani platinum hesap şekli falan yaparsın değil mi? Sınırsız internet falan ha? Gördün mü? Bunun da derdi başka. Gördün mü bak çıkarı? Sınırsız internet bak. Lan. Sıkıntısı bir problemi var sonuçta herkesin değil mi? Bu ne la? Bu ne oğlum? Her gün, her hafta bir şey geliyor. Ne oldu? Mektup mu geldi? Evet abi. Hey Allah'ım ya. Kime gelmiş? Ver bakayım. Kimden gelmiş? Olsan lan. Ver. Ah, hadi selametten kolay gelsin. Bak okuyorum, dinleyin. He. Selami kardeşim, burada bir çay ocağı açtım. Acayip tuttu vallahi. Tıkır tıkır para basıyorum. İşleri büyüteceğim, şube açacağım. Yanıma bilen birileri gerekiyor. Gel kaldığımız yerden devam edelim ortak. Bak, burayı iyi dinle. Bura sizi ilgilendiren kısmı. Not. Burada kimse çay parası takmıyor. Öyle bir şey Norveç tarihinde olmamış. Hiç düşünme derim. Yanına birini de al gel. Çay sarayına kral oluruz. Norveç sana kurban olsun. Ha Selami, Norveç'te kimse birbirine çay parası takmıyor muymuş? Lan senin için cennet gibi bir yer olsa gerek orası. Meğer adamın kaderinde çaycı olmak varmış ya. Oğlum, herif bildiğin bana ortaklık teklif ediyor ya. Çay sarayı diyor, yemin ediyorum kral gibi yaşarım orada ben. Bak ya, aradığın fırsat ayağına geldi işte. Harbiden öyle lan, yemin ediyorum öyle yani. Bu ne lan? O ne? Oğlum, adam davetiye mektubu bile göndermiş lan. Selam abi, Allah aşkına beni götür. Bak her şeyi yaparım burada ya. Lütfen beni götür, lütfen. Lan! Çıkın lan, bırak onu. Şurada dükkanı daha döndüremiyorsun. Orada bir de başıma iş açacağım benim. Sus. Kayran yana. Tek. Yana gel. Gel. Canım kardeşim, Selamicim, minnoş ayıcım benim. Kardeşim, bak senin oralarda güvenilebileceğin, kaliteli, İşin aslını bilen, kültürlü, entelektüel bir insana ihtiyacım var. Bir ortağa ihtiyacım var senin. Bizim Norveç'e hallatma bu gibi atarız biz birlikte olsun ya. Selo ya, ne olur beni de götür ya. Vallahi bak gördüğün gibi ağzım var dilim yok. Hiç sıkıntı da çıkarmam. Ulan mesaiye bile kalırım ha. Oğlum siz hayırdır lan? Ha? Siz hayırdır oğlum? Ne kadar meraklıymışsınız lan gitmelere etmelere. Sizce ben öyle bir manyaklık sapıklık yapıp sizden birini götürmeyeyim. Gideceğiniz orada ense yapacağınız sizden uğraşacağım. Lan Selami, sen bunların alayını sat beni götür Norveç'e. Şşş, eşek gibi çalışır. Ellerini sıcak sudan soğuk suya değdirttirmem vallahi. Hem havaları soğuk ya Norveç'in. Senin kuluçların falan tuttuğu zaman sana bir masaj yaparım, yumuşacık olursun ha. Düşüneceğim Kazımcığım. Bakacağım, ben bunu bir düşüneyim. Ondan sonra söyleyeceğim size. Tek mi gidiyorum, kimle gidiyorum ya da hanginizle gidiyorum söyleyeceğim. Oğlum bak dur, bak o parmağını var ya bak kıracağım şimdi. Ne oldu, ayı diyordun demin? Minnoş ayı dedim ya. Sevgi sözcüğü. Anlatabiliyor muyum? Ayı ama Mişa. Mişa, ayı Mişa. Kalk, çay koy. Ha? Çay koy, keyiflendim, çay koy. Koyarım ya! Ne demek? Yeter ki gidelim, Oslo'ya gidelim. Hemen gidiyorum. Bir tane de ben alayım. Seni döverim bak. Harbiden döverim. Aman dikkat et. Aferin enişte. Oh be. İçim açıldı vallahi, çok iyi geldi. Canım, benim normalde Niko'ylayken dünyam kararır ama benim bile içim açıldı ya. Hmm. Hem şoförüm diye hem laf sok. Değil. Tamam, şey yapma. Gel. Geç. Nereye yatacaksın? Teşekkür ederim. Senin kucağına oturacağım. Sen otur bir yere, ben de senin kucağına oturacağım. Geç şu karşıya ya, Allah Allah. Nereye oturacağım? Eminim bazen karşılıklı. Oh be. Koçum. Buyurun efendim. Ya bize bir serpme kahvaltı ayarlayalım hadi. Evet. Canım kardeşim, yalnız çayı önden getiririz ya diyorum. Biz yolcuyuz çünkü acil işimiz var. Tamam, çayı önden getir. Hadi bakalım. Hadi. Bir sandalye çekerdik, oturaydı arkadaşlar. Anlataydım. Böyle böyle oldu falan. Düğün yaptık bilmem ne. Muhabbete bak ya. Adam otomatik ya, şeyle otomatik. Beyninden bağımsız o. Ne kadar çok cümle kurarsam o kadar daha uzun yaşarım falan zannediyor herhalde. Şefkat, biz akrabayız, farkındasın. Maalesef, dolaylı da olsa. Merhaba, geçmiş olsun. Teşekkürler. Yardım lazım mı? Yok, teşekkür ederim. Galiba motor hararet yaptı da. Kocam bir usta bulup gelecek. Ha, anladım. Hayır, böyle siz hani motora eğilmiş şey yapınca dedim. Küpem düştü, ben ona bakıyorum. Ha, o şu aralara falan girmiştir ya. Şey yapma. Peki, iyi günler. Teşekkürler. Ah, saçım! Ha, dur. Ya. Bir saniye, bir dakika. Bir dakika, çok şey yapmayın. Dur, aman dur. Kaldırma kafanı, kaldırma. Ne oluyor lan orada? Lan ne oluyor lan orada? Dur. Çek elini karımdan. Sus. Kardeş yanlış anladım. Turgay dur. Bir dakika dur sen de ya. Ya hanımefendinin saçı sıkıştıydı. Onu kurtarmaya çalışıyordum bak. Lan bas git başlatma saçına. İndir lan o elini. daha iyi. Tamam, tamam. Herkese. Beyefendi siz de ne yapıyorsunuz ya? Nişanlım yardım etmek istedi. Suç mu yani? Geç. Tamam yavrum. Oğlum bak yanında kadın var diye bir şey yapmadım. Ama şimdi benim de yanımda kadın var. Şartlar eşit. Vallahi yıkarım burada. Senin haberin olsun. Tamam. Tamam bak. Sakin ol sen. Neyse lan. Basın gidin işinize. Hadi. Tamam, ne olur sevgilim hadi gidelim. Ne olur. Boş ver. Boş ver. Sakin ol. Kardeşim yardım et. Şöyle adamın hareketine bak. Bence siz şöyle yapmalıydınız. Bir nikah tarihi alıp aranızda sade bir nikah yapacaktınız. Evlilik cüzdanını cebine koyduktan sonra zaten düğünü yapardınız. Öncelikle kendinizi garanti altına almanız gerekirdi diye düşünüyorum ben. La bebe seni tepelerim ha. Ulan yarış bittikten sonra altılı ganyanı babam da oynar. Sen tutturmadın mı düğün diye? Şimdi niye kendi kaleni çalma atıyorsun? Hayırdır artist? Tamam beyler ne olur kapatalım bu konuyu ya. Yani biz buraya sadece arsaya bakmaya değil, aynı zamanda bu konudan biraz uzaklaşmaya da geldik değil mi? O yüzden lütfen. Güzel kardeşim ben zaten bir şey söylemedim. Ben niye buradayım? Şoförüm. Vallahi Niko ister şoför ol, ister muhtar ol. Yeter ki bu konuda artık konuşma. Peki tamam. Peki, susma. Sevgilim ya, biz de bir şeye gidelim mi? Eczaneye. Benim bu ayağım tekrar ağrımaya başladı da bir ağrı kesici alırız. Otur sen. Şevkat gider alır. La sen ne karışıyorsun oğlum? Allah Allah. Sen ne karışıyorsun ya her şeye? Tamam, tamam. Ben giderim. Bak hala karışıyorsun ama Niko. Ya belki benim gitmem gerekiyor. Belki özel bir şey alacağım. Ya belki kadınsal bir durum var. Allah Allah ya. Sen ne ara bu kadar odun bir herif oldun ya? Tamam, affedersiniz. Ben de... Ne bileyim ağrı kesici falan düşünemedim. Yani zaten şoförüm. Evet sen sadece bir şoför parçasısın ayrıca. Şoförün yeri de arabasının başıdır. Otur bekle. Hadi hayatım bir gidelim. Hadi görüşürüz Niko. Nereden bileyim? Hiç sevgilim olmadı ki. Evlenmedin de. Bir anam ben bir kız kardeşim. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Biz nikah için gün almak istiyoruz. Daha doğrusu biz nikah günümüzü tazelemek istiyoruz. Yani biz daha önce aldıydık nikah günü. Fakat elimizde olmayan hani bir takım teknik arızalardan dolayı biz o günü yedik diyelim. Yani kaydımız, kuydumuz, her şeyimiz var. Evrakları daha önce teslim ettik biz o açıdan. Yani sen bize en yakın günü verirsen sana zahmet. Tamamdır. Kimliklerinizi alabilir miyim? Tabii. En yakın günü bir şey varsa. Tamamdır. 3 gün sonra iyi mi? Olur. Niko'yu sepetleriz, biz 3 gün burada takılırız şöyle baş başa. Ama yine de yani daha erken bir gün olsa daha iyi olur. Çok mu aceleniz var? He, çok acelem var. Yanıyorum, tutuşuyorum ben. Sana ne kardeşim? Şevkat. Tamam, her 3 gün var tamam. 3 gün değil. Neyse Şevkat. Efendim Niko. La oğlum bu kolay bulunan bir ilaç değil. Her eczanede olmuyor ya. La tamam patla. Tamam geliyor. Hadi kapat. Oh be. Kuş gibi hafifledim vallahi. Sanki evlendik bitti. Aynen. Bak sonunda benim dediğime geldin. Artık kocanın sözünden çıkmazsın herhalde. Yok artık daha neler. Ben seninle aşık olduğum için evleniyorum. Yoksa hayatın sorumluluklarından kaçmak için değil. Kendi kararlarımı kendim verebiliyorum. Çok güzel başladık yine. Sen başladın yine. Balık mıyım ben 3 saniye önce söylediğini unutacağım? Ne söylemişim ya 3 saniye önce? Oho, sen daha ne söylediğini hatırlamıyorsun az önce de. Bir de benim yerime kararlar verecekmişsin. Ya anlaşıldı. Senin ne işimiz var yani bizim? Vallahi evlilikle emekliliği karıştırma. Ha. Yani sabahtan akşama kadar devlet memuru gibi mesai diyorsun ha? Sen onu 7/24 gibi düşün. Peki Beşiktaş maçlarında mola verebiliyoruz mu? Maalesef ya. Öyle yapamıyoruz onu. O zaman ben şu deli raporunu bir daha düşüneyim madem. Düşün vallahi. Daha 3 günün var. Neyini düşüneceğim kız? Öyle kararsız olsam gidip gün almam değil mi? Ya bırak Allah aşkına. Sen önce bir şeyleri yapıp sonra düşünen bir insansın. Sanki ben seni bilmiyorum. Ha ama bak onun benimle alakası yok. Onun benimle... O tamamen soya çekimi. Ya mesela benim annemle babam da beni önce yapmış, gerisini sonra düşünmüş yani. Benimle bir durum yok yani, benlik bir durum yok yani. Tamam anladım. Ya anne babamın... Ya tamam. Evet. Selamünaleyküm İmam Efendi. Az önce beni babam aradı. Ben Mülayim. Eşref abinin oğlu. Bana ölüyorum dedi, çok kötüyüm dedi. Ben şimdi yoldayım İmam Efendi. Ya Allah rızası için gidip bir bakın ne halde bilmiyorum. Hem İmam Efendi. Tamam. Tamam Niko bak böyle dümdüz gideceğiz tamam mı? Sakın kaçırmayalım ama. Tamam merak etme. Çok mu ileride bizden? Yani çok hızlı gidiyor. Arabayı yakalayamazsak hayatımızın en pahalı futbol maçını dinlemiş olacağız. Ulan herife arsa sorduk, herif bize arsa maçı anlattı ya. Hiç hatırlatma, kabus gibiydi ya. Evet. Bak, durdu şu anda. İleride sağda bir köy var, orada durdu. Yani yakaladık ha? Yavaş Şevkat, yavaş. Lan hırsız! Nerede? Yavaş Şevkat. Nerede o hırsız? Lan! Aç kapıyı, aç. Selamünaleyküm İmam Efendi. Aleykümselam. Buyurun. Efendim, şimdi bu araba bizim. Yani çalındığını düşünüyoruz ve çalan kişi tabii ki sanırım yani buraya getirmiş. Vah vah. Hiç de öyle bir çocuk değil Mirai. Babası ölüm döşeğinde yatıyor. Ona yetişmek için herhalde öyle bir cahillik yapmıştır. Geçin, kendisi içeridedir. Hocam bu büyü falan değil değil mi? Yok öyle bir şey yok. Ha tamam, tedirgin oldum çünkü. Hadi git. Buyurun. Ne güzel bir şey. Baba aç gözlerini ne olur. Hem bak daha beni baş göz edeceksin. Sana bir şey olursa ne olur baba sonra bana ha? Hadi babacığım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Biz bu arabanın sahibiyiz de herhalde sen bir ödünç aldın diye düşünüyorum arabayı. Abi babam yatalak hasta. Beni aradı, evladım ölüyorum dedi. Ben de böyle bir anda dayanamadım. Sesini duyunca sizin de arabanın kontağı üstündeydi. Abi ne olur kusura bakmayın. Yani istemeden oldu. Yok tamam, önemli değil ya. Asıl siz kusura bakmayın. Böyle paldır küldür girdik içeri. Evet. Nesi var acaba? Bilmiyoruz. Yani bir süredir vardı zaten rahatsızlığı. Böyle bekliyoruz şu anda. Ama güzel kardeşim ya sen... Adamcağız ta ölmedin, mezara koymaya niyetlenmişsin ya. İmamı niye çağırıyorsun? Doktor çağırman lazım senin şu anda ya. Yok mu burada bir doktor, sağlık ocağı bilmem ne? Var abi, var. Olmaz mı? Babama 2 yıldır bakan doktor var. Ama şey... Tamam kardeşim, tamam dur. Abi. Hemen ara o zaman numarasını. Buyur. Sağ ol abi. Ver bana. Abi siz de ayakta kaldınız, oturmaz mısınız? Abi, inan kötü bir niyetim yoktu. Ben öyle babamın sesini, heyecanı duyunca dayanamadım. Önemli değil kardeş. Dur bakalım bir doktor gelsin, hele şu babanın durumuna bir bakak. Ondan sonra konuşuruz bunlar, problem yok yani. Sağ ol abi. Baba. Ah. Babacığım. Aç gözlerini baba. Bünyamin. Oğlum. Baba, Bünyamin değil o. Ben Şevkat abi. Şevkat ben. Ha, Şevkat. Bünyamin. Aslan oğlu. Bir gün döneceğini biliyordum. Ya Rabbime çok şükürler olsun. Gözüm açık gidecekti. Oğlum, Bünyamin. Oğlum. Aslan, tamam. Bünyamin kim kardeş? Zahmet oldu baba, sağ ol. Bünyamin oğlum, işlerin güçleri nasıl? Vallahi iyi işte, iş güç. Koşturmaca, yani bildiğin gibi ekmek parası. Aman iş olsun da. Benimle ilgili bir durum yoksa eğer, ben müsaadenizi istiyorum. Vakit geldi çünkü. Müsaade sizin mi? Açıkçası birkaç yıl daha işimiz olmayacak gibi burada. Baksanıza, cin gibi. Allah'ın takdiri. Kardeş, bu Bünyamin kim ya? Nerede şimdi yani kendisi? Bünyamin benim abim Şevkat abi. Ben daha bebekken kaybolmuş. Daha sonradan da haber alamamışız. Babam da ondan sonra işte biraz cozurttu böyle. Gelinimi çok beğendim Bünyamin. Vallahi gözden nazardan uzak olsun. Tam sana yakışanı da bulmuşsun. Gönlüm o kadar rahat ki şimdi. Bulduk. Ne yalan söyleyelim. Yani çok aradım ama çok aradım. En sonunda buldum. Çok da seviyoruz birbirimizi. Deli gibi aşığız yani. Maşallah, maşallah. Doktor nerede kaldı Niko? Birazdan burada olur Şevkat ama yani baksana abimin maşallah var. Hiç gitti gidecek gibi değil. Gözlük. Çayını tazeleyeyim. Gözlük. Alır zahmet olmasın. Oğlum, utanmıyorum oğlum. Koca adama çay koyduruyorsun ya. Hadi benim babam bana gönüllü koydu da. Kendi istedi Şevkat. Belki de son arzusu. Nerede biliyorsun? Hadi ben evladıyım. Sağ ol. Misafiriyim. Buyur. Eşref amca ilaçlarını kullanıyor musun? Kullanıyorum tabii ya. Benim hiçbir şeyim yok. Oğlum Bünyamin gelmiş. Bırakın da şöyle rahat rahat doya da hasret gidelim ya. Kardeş, Şaban sen de gel bir şöyle. Gel sen de. Eşref Bey, ben üstünüzü kapatayım isterseniz ha. Yani biz ölüyü dirilttik öyle mi? Sakın yanılgıya kapılıp tedbiri elden bırakmayın. Uzun zamandır kontrol ediyorum Eşref amcayı. Bir süredir durumu kritik. Tabii Allah'tan ümit kesilmez. Siz gönlünü hoş tutun. Anladın değil mi Mülayim? Bünyamin, gelsene yavrum buraya ya. Bir yüzünü göreyim ya. Ne kadar zaman oldu ya. Geldim baba, geldim. Ben de iyice moda girdim ha. Gel. Daha ne yapıyorsun? Daha işte iş güç. İşte ben yumurta sektöründeyim. Yumurta... İyi maşallah, iyi maşallah. Gelin kızımızla nasıl tanıştınız? Baba. Baba. Yaşa baba. Sağ ol, var ol. Bünyamin, canım oğlum benim. Nasılsın, iyi misin? Sen yanımda olduktan sonra kötü olmam mümkün mü? Hayat pınarı gibi çıktın geldi. Bir de kardeşinin mürüvvetini görürsek gözüm açık gitmez. Göreceksin inşallah. Dur bakalım. İyi, tamam sen o zaman yat, sen yat. Yat. Günaydın. Günaydın. Neredesin? Valla nerede olduğum önemli değil Şevkat. Önemli olan şu anda yan yana olmamamız. İşte yan yana olmadığımız için ben de nerede olduğumu soruyorum. Hani yan yana olak diye. Alo Esin? Tepedeki çay bahçesindeyim. İyi tamam. Ben de geliyorum o zaman. Çay çek. Oh ne güzel sütmüş la. Rahat uyudun mu? Neden? Ha tabii. Mülayim'in babası hasta, ölüm döşeğinde adam. Yok. Aklım sende kaldı. Benim yanımda kalmak yerine hiç tanımadığın insanların yanında kalmayı tercih ettin ama aklın bende kaldı öyle mi? Seninki bende kalmadı mı? Eğer ben senin yanında olmak istersem yanında olurum. Eğer yanında olamıyorsam da yalnız kalırdım. Ama her iki şekilde de senin yanında olmak istiyorum demekti bu. Çünkü ben sana aitim, yani öyle hissediyorum. Ama sen benim yanımda olabilecekken hiç tanımadığın insanları tercih ettin. O yüzden aklın falan kalmadı sende. Vallahi mışıl mışıl uyudum. İçim rahat, gönlüm ferah. Seni kırdım mı? Kırılmadım ama hayal kırıklığına uğradım. Ya biz seninle Kartepe'ye, kardan hayaller kurmaya gitmiştik. Buraya da onları gerçekleştirmeye geldik. Ama sen daha ilk günden bırakıp gittin beni. Hiç tanımadığın insanların hayallerine daldın. Ne yapsaydım Esin? Adam beni oğlu sanıyor. 3-5 gün ömrü kalmış zaten. Bizim de 3-5 günümüz var Şevkat, hatta daha az. Olur mu canım? Biz seninle koca bir ömür boyu birlikte olacağız. Evet, o yüzden geldik ama sen bir geceni başkalarına verdin. Esin, pardon da giden sendin ya. Ya kalaydın o zaman yanımda. Kalamazdım Şevkat. Çünkü sen Şevkat bile değildin. Sen Bünyamindin. Bünyamin kim ya? Bünyamin ölüm döşeğindeki bir adamın hayali Esin. Ya bir hayali gerçekleştirmek sadece bizim hakkımız mı? Şevkat, adamın aklı başında değil, bilinci yerinde değil. Seni oğlu sanıyor. Yani sen de onun her istediğini yapmak zorunda mıydın? Ama yavrum gördün işte. Ya ölüm döşeğindeki adam beni görünce bir anda dirildi. Ya belli ki adam beni hakikaten oğlu sanıyor. Zaten ömrü boyunca evlat acısı çekmiş. Ya son günlerinde ölüm döşeğinde giderek yine mi çeksin bu acıyı? Ya o adamın mutlu olmaya hakkı yok mu hiç ya? Ya tamam, haklısın. Adam gerçekten seni görünce canlandı. Çünkü seni oğlu sandı ama sen onun oğlu değilsin Şevkat. Eğer adamın hayatı, mutluluğu buna bağlıysa bırak Allah gerçekten oğluna kavuştursun adamı. Bir de şu mülayime kız isteme işini çıkardın. Canım, İsmail'e de istedik kız. Evet ama o farklı. Zaten onda da bir felaketle sonuçlanmıştı da bizim suçumuz değildi. Ya onda en azından biz gittik, tezeneyi Esin ve Şevkat olarak istedik. Sen şimdi gidip hiç tanımadığın insanlara merhaba ben Bünyamin, Mülayim'in abisiyim mi diyeceksin? Şevkat, biz buraya iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta birbirimizin yanında olmak için söz vermeye geldik. Yemin etmeye geldik. Ama sen hiç tanımadığın insanlar için yalan söylüyorsun. Bak yoldan çıkıyorsun. Esin, mevzu tanımadığım insan mevzusu değil. Ben bir insanın kalbine bakarım, yüreğine bakarım ya. Ve bir insan benden yardım istiyorsa ben o insana yardım etmek zorundayım. Benim olayım bu. Ben böyle gördüm, böyle büyüdüm. Peki Şevkat, tamam. Ben seni seçtim. Sen de beni seçtin. Zaten hayatımızda her gün farklı farklı seçimler yapıyoruz. Ama sen benimle yaşayacağım bir anı neye değişirsin? Hiçbir şeye değişmem tabii ki. O zaman bunu göster, bunu kanıtla. Bu 3 gün boyunca benim yanımdan ayrılma. Benim canıma minnet yavrum. Ben daha başka ne isterim ki? Ama ya işte söz verdim biliyorsun. Yani sözümü tutmak zorundayım. Tamam. Tamam git. Ama lütfen başka birine başka bir söz verme artık Şevkat. Esin. Efendim? Bak ne diyeceğim. Akşam için yani ikimiz baş başa ben böyle güzel bir organizasyon yaptım da. Yani şu çocukların evlenme meselesini bir halledik. Ondan sonra yani gerisi hep bizim. Emin misin Şevkat? Bak tutamayacağın sözler verme. Tabii ki eminim Esin. Allah Allah. Akşam 9'da ben seni arayıp mekanı bildiririm o zaman. İyi tamam. Aman baba biraz yavaş ye. Dokunur filan. Hiç güzel olmaz bana. Şişt, karışma. Babasını düşündüğünden değil ha. Akşam kız istemeye gideceğiz ya. Daha. Bünyamin, oğlum. Benim canım baklava çekti. Tamam baba. Akşam kız istemeye giderken baklava yaptırırız, orada yersin. Hadi. Ha. Buyurun. Hadi Şevkat, hadi. O da kim? Bünyamin. Bazen o kadar şefkatli ki ona Şevkat diye seslenmek çok hoşuma gidiyor. Biraz daha koyak da gözleri doysunlar. Adam ölmeden bir son dileğini de gerçekleştirek bari. Miami. Hadi, hayırlı bir iş. Nerede kaldın? Biraz tedarik olaylarına girdim oğlum. Adamlara o kadar posta koyduk bari. Koş gitmeyek dedim, hadi yürü. Değil. Selam sana Ulu Manitu. Dur lan, oğlum indir boşuz da boşuz. İndir. Yavrum, annen baban nerede yavrum? Anne. Kovboylar geldi, silahlanın. Sen ya böyle kış koku falan. Bebe saplasın oku da sana göreyim ben seni. Anne, ben beyaz adam hiç sevmedi. Oğlum onlar beyaz adam değil, misafir. Beyaz adam diye sana dedi herhalde. İdris! Buyurun. Hoş geldiniz. Gel bak. Burada kal, sesini çıkarma sakın ha. Tamam. Çocuğun kusuruna bakmayın. Bazen böyle sertleşiyor. Ya beyefendi kusura bakmayın diyorsunuz da ya. Oğlanın eline vermişsiniz. Allah muhafaza ya. Birimizin gözüne gelse kör olduk ya. İyi adamlara bir şey yapmaz. Buyurun. Ya ben anlıyor. Radar var oğlan. Buyur. Hayret bir olgu ya. Ben tarzını sevdim. Ancak ettiği lafı neyse. Ha, buyur. Hoş geldiniz tekrarında. Nasılsınız Eşref Bey? Hasta olduğunuzu duyduk. Maşallah iyi gördüm sizi. Ben Azrail'i beklerken Allah yüzüme güldü. Bu benim büyük oğlum Bünyamin. Memnun olduk. Kaybolduğunu söylediler ya. Evet kayıptı ama ben herkese söyledim. Bir gün dönecek dedim benim oğlum. İşte döndü. Maşallah maşallah. Dedim ben bir kaybolayım ortalıktan bir süre. Ondan sonra sonra ne yapayım falan dedim. Madem döneyim, döndük o şekilde yaptık. Efendim ben Niko Kalamaroğlu. Şevkat'i... Bünyamin benim eniştem. Çok şefkatlidir de kendisini çok severim, sadıktır. O yüzden kardeşine de kefilim efendim. Ne güzel, ne güzel. Maşallah. Kızımız Serpil'in abisi de inşallah Mülayim için böyle konuşur. İnşallah hayırlısı efendim. Aldık mı? Aldık mı kızı? Daha dur baba ya. Bu ne acele ya? Oğlum ecel peşimde. Bir gözüm toprağa bakıyor. O nasıl laf baba? Allah gecinden versin ya. Biraz sağlam. Sağlam biraz ya. Şey mi diyeceğim? Ya aslında öyle bir niyetim yoktu ama madem böyle bir fırsat doğdu söyleyeyim. Tabii buyurun. Şimdi bizim Mülayim sizin kızla anladığım kadarıyla hani bir süredir konuşuyorlarmış, arkadaşlık ediyorlarmış. Yani birbirlerine gönül vermiş arkadaşlar. Yani şimdi biz de tabii onların büyüğü olaraktan elimizden ne geliyorsa yapacağız inşallah. Ne yapacaksınız mesela? Mesela efendim... Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Serpil'i, oğlumuz Mülayim'e isteyeceğiz. Hele bir kahvelerimizi içeriz, düşünürüz tabii. Bitti mi? Sevgili kayınçum, var mı başka söyleyeceğim? Yok, ben girdim, topu sana attım artık enişteciğim. İyi. O zaman daha girme topa sen. Evet benim kayınço az önce sözü gerektiği gibi söyledi. Artık daha bunun üzerine bence çok da konuşmanın bir alemi yok yani. Ayrıca söz gümüşse sükût altındır diye bir laf vardır bilirsiniz. Şevkat. Karıştırma devir, sürat devri. Ben hızlıca halledeceğim olayı, bırak. Evet, düşünelim dediydiniz. Düşünüyorsunuz mu hala? Ha, ne? Hayır, diyorum ki hani belki düşünmenize biraz yardımcı olur. Ben şu tapuları da çıkartayım. Şöyle koyayım da. Açmış. 58 benim. Aç 86 dönüm. Bu ne ya baba? 8 dönüm arsayı getirmişsin adamlar. Ayıp değil. Vallahi yırtar atarım ben bunu ya. Böyle şey mi olur ya? 46 dönüm. Gerçekten de sükût altınmış. Bunu bir kez daha anladık ya. Hadi tabii. Cenaze sessizliği oldu ortamda ya. O zaman tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tabii. Hadi gel kızım. Aldık mı? Dur baba, az kaldı. Son viraj. Hoş geldiniz Esin Hanım. Buyurun, masanız hazır. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şevkat Bey'i beklerken bir şeyler içmek ister misiniz? Yok, gelince beraber söyleriz. Teşekkürler. Alo, Sanem. Çok iyiyim. Yok, arsayı bulamadık ama ben hayatımın erkeğini buldum tekrar. Yani bütün kapılar Şevkat'e çıkıyor. Ya Sanem, görsen o kadar romantik, o kadar güzel bir yemek hazırlamış ki bizim için. Yok yok, kapatmana gerek yok. Zaten o yolda, ben onu bekliyorum şimdi. Pardon, biraz ara verseniz. Teşekkür ederim. Elimi tut dostum. La oğlum. Elimi tut. Ölmen, ölmen. Boşluktan geçmiş, ölmen. Sıkıntı yok. Alo? Şevkat, hani 9'da gelecektin. Bekliyorum burada, yoksun. Neredesin sen? Bu arkadan gelen siren sesleri ne? Ya bir aksilik çıktı da Esin, gelince anlatırım ben. Şevkat bak, burası çok güzel. Lütfen buraya gelip böyle aksilik falan anlatma bana. Ya kızı aldık. Üstüne Mülayim'in babası öldü değil mi? Ya Allah'tan mutlu öldü. Ya hani muradı nerede ya o işte. Ya adam mutlu ölmüş en azından. Aksilik deme bari. Ama işte aksilik ondan sonra başladı. Benim trafikte kapıştığım oğlan kızın abisi çıktı. Sen neredesin şimdi? Şevkat bak, lütfen karakola gidiyorum deme. Yok, Niko'yu hastaneye bırakıp geleceğiz. Niko'ya ne oldu? Deldiler beni. Niko ok yedi. Ok mu? Ne oku ya? Ya bildiğin ok işte. Apaçının biri çekti, lah diye zapladı bu an. Ok yedi yani. Sen de b**k yedin Şevkat. Gidiyorum ben. Dur dur. Alo, ben geliyorum. Bekle, bekle. Çok acıyor. Gittin mal gibi herifin önünde. Hedef tahtası gibi durdun la. Gidelim okuna okuna. Ben bunu çıkarıyorum. Sevkat! 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 Kardeş! Bas biraz daha la. Bu kadar mı gidiyor bu ya? Bas biraz daha, bas. Teşekkür ederim, kusura bakmayın. Kardeş kolay gelsin. Benim nişanlım buradaydı da. Esin Hanım gitti. Nasıl gitti? sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.